bu tür çalışmalar, izleme değerlendirme raporları aslında sanıldığından çok daha değerli içeriklere sahip. Çünkü bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak bazen göz kendini görmez ifadesinden hareketle dışarıdan değerlendirmelere son derece ihtiyacımız oluyor. Burada veriye dayalı eleştirel bir rapor yayımlamak, ki eleştiriyi elbette çift yönlü olarak ele alıyoruz. Yani sadece olumsuz manada değerlendirmiyoruz. Çünkü bu tür raporlar genel geçer ifadelerle işlerin iyi ya da kötü gittiğine dair etiketlemeler yapmak yerine bize daha bilimsel bir netice sağlıyor. Ben de bir akademisyen olarak veri elde etmek konusunda Türkiye'de ne kadar güçlük yaşandığına defalarca şahit oldum. Buna şahit olmuşken Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız. Bundan dolayı da 2023 eğitim vizyonunda veriye dayalı yönetim, veri temelli eğitim, öğrenme analitiği, eğitim analitiği gibi kavramları tekrar tekrar ifade etmemizin gerekçesini de ortaya koymuş bulunuyoruz. Eğitim bir senin daha önce ortaya koyduğu raporlar, değerlendirmeler bizim vizyon hazırlarken dikkate aldığımız muhtevalardır. Bundan dolayı da bunu paylaşmayı önemsiyorum. Eğer veriye dayalı yönetim, veriye dayalı değerlendirme, veriye dayalı izleme gibi konular üzerinde daha fazla durma imkanımız olursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okul bazlı, ilçe bazlı, il bazlı bütün verilerinin çok daha evrensel kodlara dayalı olarak ortaya konulabileceğini de gösterecektir bize. Bu da umut verici bir gelişme diye düşünüyorum. Bir başka önemli husus sendikaların asli vazifeleri içerisinde yapması gereken işleri yapıyor olmasının ve kendi vazifeleri dahilinde olmayan bir takım süreçlere dahil olmamayı tercih etmesinin önemi. Çünkü bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı biraz önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bana ne ya da sana ne kategorisi içerisinde bir değerlendirmede elbette bulunmuyor. Burada yapılan bütün bu değerlendirmeler sendikanın hukuki ve ahlaki çerçevede yapması gerekenleri yapmasının alkışlanacak bir husus olduğunu da ifade etmekte yarar var. Ama Türkiye'de kimi zaman kimlik sorunları, kimlik karmaşası, rol karmaşası gibi nedenlerden ötürü bazen herkesin işini yapmaya çalışıyor. O zaman da bir anarşi doğuyor ve yanlış anlamalar da ortaya çıkabiliyor. Bize düşen zanla hareket etmemektir. Bize düşen bu meselenin özü, aslı neyse ona göre hareket etmektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kendini ifade etmesi konusunda daha nesnel ölçütler kullanması ve kendimizi ifade etme noktasında daha açık bir tavır ortaya koymamız oldukça önemli. Bütün arkadaşlarımızın müktesef hakları merkezde olmak kaydıyla bakış açımız ortaktır ve bu anlamda tedirginci bir yaklaşımın benimsenmesi elbette doğaldır ve bu anlamda sendikanın dikkatimi çeken bir başka hususiyeti şu, sadece Türkiye içinde değil, uluslararası düzeyde de çok güçlü bağlantılar kurma ve uluslararası katkılar sağlama noktasında da yaptığı değerlendirmeler aslında örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum. Bu örneğin Türkiye'de biraz önce Sayın Gür hocamızın yaptığı sunumda da çok somut ayrıntılarını görme imkanımız oldu. Çok net bir şekilde, gerçi Gür hocamız 3 kere endüstri diye konuştu eğitimden. Onu çıkışta görüşeceğiz kahve içerken. Eğitime bir endüstri olarak bakmadığımı defalarca söylüyorum. Bu işin esprisi. Ama çok özel, çok net, çok rasyonel bir bakış açısının bulunuyor olması raporda gerçekten çok mutluluk verici. Ekibi tekrar kutluyorum. Bizim çok uzun açıklamalar yapma ihtimalimiz zayıftı ve elbette her belgede olduğu gibi bu belgede de eksiklikler var, fazlalıklar var. Biz bunu değişmez ya da kat'i bir çerçevede görmüyoruz. Bu anlamda raporun canlı bir muhteva olması bizim açımızdan önemli. Sürekli olarak ola gelen durumlara ve hadiseye göre kendimizi pozisyonlamamız ve çok daha akli davranmamız söz konusu olacaktır. Biz muhakkak surette insanla ilgili bir hususa felsefi bir zemin oturtmak zorundayız. Zemin olmazsa şekil olmaz ve zeminsiz yapıla gelen bütün şekiller devrilir, tekrar tekrar 1-2-3 demek zorunda kalırız. Bunu yoklamadığımızda aldığımız her karar ya da ürettiğimiz her yeni çözüm belli bir süre sonra yeni sorunumuz haline gelir. Bu sebeple de 2023 vizyonu öğretmeni ve öğretmenliği çok boyutlu ele almayı özellikle tercih ediyor. Okul düzeyinde ki toplumda aile nasıl bir birimse okul da eğitimde bir birimdir, ana birimdir. Okul düzeyinde hem özelleşme anlamında hem karar süreçlerinin dinamiklerini yapılandırma anlamında hem erişim anlamında yeni bir takım stratejiler ortaya koymaktır ve önümüzdeki süreçte çok kısa bir süre içerisinde okul profili anlamında ortaya koyacağımız yeni yaklaşım da bizim okulları rasyonel bir şekilde izleme ve değerlendirme imkanımızı sağlayacak. Gerçi bazıları acele ediyor, neden hemen bir şey yapılmıyor? Hemen 1-2 ayın içerisinde, birkaç ayın içerisinde sistemin tümüyle dönüştürülmesinin çok da rasyonel olmadığını düşünüyoruz. Bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bizim şahsi birikimimiz de buna yetmez. Sadece cep telefonumuzda yer alan numaralarla Türkiye'nin bütün sistemini kucaklamamız mümkün değil. Biz Türkiye'nin birikimine ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla çocuk bizim mizah taşımız. Yani çocuğun mutluluğu insanlığın mutluluğudur. Eğer çocuk kaybolursa insanlık kaybolur. Bu sebeple biz çocukları merkeze alarak, çocuğu merkeze alarak bu manada öğretmenimiz için, okul yöneticilerimiz için, ilçelerimiz, illerimiz için neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bunları sürekli mutfakta, sahada çalışan insanlarla değerlendiriyoruz. Asla merkezde oturup kararlar almıyoruz. Bunu belki kendi yakın çevrenizden de teşhis etmiş olabilirsiniz. Her kararda öğretmen arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız, velilerimiz, öğrencilerimiz bizim yanımızda, yöremizde birlikte kararlar alıp değerlendirmeler ortaya koyuyoruz. Bu mesajımızın özellikle ortaya konulmasını, vurgulanmasını önemsiyorum. Bu tür çalışmaların örnek alınmasını başka kurum ve kuruluşlar tarafından da çok daha kapsamlı bir şekilde yatırım yapılarak zenginleştirilmesini bekliyoruz. Bugün burada olan bütün meslektaşlarımıza, Türkiye'deki bütün öğretmen odalarına, Türkiye'deki bütün yönetici arkadaşlarımıza çok içten samimi sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Hepsinin emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Saygı ve sevgiler. Teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, programımız burada sona ermiştir. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.